Deprem için sirenler çaldı. Herkes senaryo gereği önlem aldı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından ilan edilen 2022 yılı afet tatbikat yılı çerçevesinde Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde tahliye ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta deprem anonsu yapılarak vatandaşlar ve otogar çalışanları ilk olarak çök kapan tutun yöntemini uyguladı. Ardından acil toplanma yerlerine yönlendirildi. Vatandaşlar toplanma alanına geçerek depremin geçmesini bekledi. Ardından AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, toplanma alanlarındaki otogar çalışanları ve yolculara deprem anında neler yapılması konusunda briefing verdi. Tatbikatları sık sık gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Artun, bunun önemine değindi. Kamu kurumlarında, özel sektörde, işte kütüphanelerde, üniversitede, cezaevinde, adliyelerde, belediyede, müftülükte, önümüzdeki ay inşallah üniversitelerimizde, Mart ayında Milli Eğitim'e bağlı tüm okullarımızda bu tatbikatları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün de Kütahya Otogarı'nda depreme karşı tahliye tatbikatı gerçekleştirmek üzere bir program yaptık. Bu tatbikata bu tesisin içerisinde bulunan, bu çatının altında bulunan öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere burada görev yapan personel olmak üzere burada ulaşım firmalarının temsilcisi olan arkadaşlar olmak üzere, güvenlik personeli olmak üzere tüm vatandaşların katılımını sağlayacak bir program yaptık. Ve bir ihbar vererek, bir alarm çalarak tatbikat olduğunu vatandaşlarımıza duyurduk. Tatbikatlarla deprem anındaki hayat kurtarıcı davranışlar bir kez daha hatırlatılıyor. Sarsıntıyı hissettiğimiz anda çök kapan tutun hareketi yaparak öncelikle kendimizi korumak, sarsıntının geçtiğini hissettiğimiz anda da o tesisin bulunduğu en yakın noktadaki daha önceden belirlenmiş toplanma alanına doğru önceden belirlenmiş tahliye güzergahından kendimizi güvenli alana güvenli bir şekilde atmanın bir provasını yaptık burada.